Teşekkür ederim. Gel oğlum. Gel anneciğim, ekmeğini sürdüm, hadi ye. Ya abla, dün ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne canım? O kadın kimdi? Yani bir geldi, ortalık karıştı. Bizim eski mahalleden bir arkadaşın annesi. Ne iş varmış? Evet. Ne işi varmış? Tesadüfen rastladım. Can, yeme şu şokelladan. Bak alerjin azacak yine. Ne güzel. Nerede? Nişantaşı'nda mı? Ezel aradı seni sabah. Aa, duymadım. Ben de duymadım. Uyuyordunuz ikiniz de. Ya o kadın dün Ezel'in konuda fenalaştı. Sonra da bir şey dedi sanki kulağına. Ne dedi acaba? Nereden bileyim Cengiz? Hem ne diyecek ki? Can, o ekmek bitecek. Çıkıyorum ben. Afiyet olsun. O ekmek bitecek. Buyurun Necan. Eyşan, neler dönüyor? Bir şey döndü yok. Merak ettim Melia teyzeyi. Durup dururken. Öyle oldu. Ne saklıyorsun benden? Anlarım ben bak. Herkesten sakladıklarımız etmez mi? Ben de onu diyorum. Unutmayalım işte. Çünkü sahip olduğumuz her şey o sakladığımız şeyin üstüne kuruldu. Evet. Ne kadar fena değil mi? Bence değil. Bence dünyanın en güzel şeyi. Bizi bir arada tutan şey o çünkü. Nereye gidiyorsun? Ödül gecesi için kıyafet bakmaya. Sen? Yine kodamanlar var. Hazırlık yapacağım mekanda onlar için. Birbirimizden hiçbir şey saklamayalım. Olur mu bir tane? Tamam. Bir küçük iş sana. Sana da günaydın. Dinle bir. Eşen bu aralar biraz huzursuz. Canı bir şey sıkılıyor ama. Ne yapayım? İçmeye mi götüreyim? Yok. Yanına birini ver, olur mu? Şöyle sessiz, güvenilir biri olsun. Olur. Yani yanına derken... Bir iki adım arkasına değil. Eşen bilmese de olur. Cengo. Melia teyzeyi o mu getirdi o gün? Dediğimi yap sen Ali. Sağ olasın. Bu yarım olmuş hemşerim, yarım. Kahvenin yarısı telvedir. Al bunu, tuttur öyle getir. Hadi bak. 20 senede nereden nereye gitmiş bu şehir Ömer? Alışkanlık işte ha. İkimiz de alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Ha yüzüğü vermişsin, ha ben Ömer'im demişsin. Annem o benim. Daha ne kadar acı çekecek? Tam da ondan işte. Bu işi dışında bırakacaktın onu. Şimdi ne yapacaksın? Cengiz'in oyununu başlatacağız. Ha, erken, erken. Cengiz aç gözlü ama saf değil. Daha senin ortağın olacak kadar güvenmiyor sana. Erkeni yok. Ha. Bana yapacaklarını yaptılar. Ama aileme dokundurmam. 12 yıl bekledin ya. 2 ay daha bekle. Yoksa her şey tepene çökecek senin. 2 ayım artık yok. Evet Kamil. Haklı çıktın. Geldi mi? Geldi. Tamam.
Cengiz annemin yanına gitmiş. Ağzını arayacaktır. Şimdi ne yapacaksın? Yanlarına gideceğim. Fakat iş yapıyorsun yani. Aceleci davranıyorsun. 12 yıldayım. Belki acele etmenin zamanı gelmişti artık. Durup dururken oraya gidince ne diyeceksin ha? Bütün şüpheleri üzerine çekeceksin. Ben de öyle umuyorum. Nasıl Melia teyze? Çok merak ettim de. Sorma Cengiz. Bütün gün iki göz iki çeşme. Allah Allah. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Yo, açmadı bize kapıyı. Sonra birden kesildi sesi. Açtı kapıyı, çıktı. Ondan beri de böyle. Mümtaz, yemek hazır, sofraya otur. Bazen hayatına kaldığın yerden devam etmek istersin. Ama bir el seni tutar. Kim olduğunu bilirsin. Ama geriye dönemezsin. İtemezsin o eli. Bakamazsın o yüze. O yüzden de sen ondan kaçtıkça o seni karanlığa doğru çeker. Karşı koyamazsın. Sen de iç biraz. Sağ ol teyzeciğim. Oo, ne zamandır yapmıyordun bunu? Tarhana, kızılcıklı. Oğulcuğumun en sevdiği çorba. Ha, Mert'in mi? Melia teyze, dün bizi korkuttun. Ne oldu sahi öyle? Hiç, ne bileyim öyle bir şey oldum. Havadan herhalde. Ya sen bize gelmezdin hiç. Ben de bayağı sevindim seni gördüğüme. Ama ne oldu sonra? Niye kötü oldun? Hiç. Öyle birdenbire hayalet görmüş gibi oldun. Hani biri bir şey mi dedi? Yok, kim ne diyecekmiş? Bilmem. Yani eşyan falan belki. Kimse bir şey demedi. Ha, Ezel'e ne dedin sen? Hani bir adama tutundun ya, onun kulağına bir şey demişsin. Bir şey demedim. Mümtaz, biraz da uzak kal. Daha bitmedi beni ya. Ama Ezel'le konuştum ben. Ona şey demişsin. Dedi mi sana? Cengiz oğlum, yormayalım Melia teyzeni çok. Dedi tabii. Bizim aramızda gizlimiz saklımız yoktur hiç. O da çok şaşırmış. Yok. Niye öyle söyledin Ezel'e? Ben bir şey demedim. O ne? Melia teyze. Bir şey değil. Merhaba Mümtaz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldim. Müsait miydiniz? Tabii tabii. Buyur geç. Merhaba. Ezel? Hayrola? Senin ne işin var burada? Dün teyze konumda fenalaşınca çok merak ettim. Acaba ben mi yanlış bir şey yaptım dedim. Yok oğlum, sen ne yanlış yapacaksın? Olsun, aklım kaldı. Seni aradım beraber gelelim diye ama cevap vermedin. Ben de kendim geldim. Zahmet etmeseydin. Ne demek? Cidden. Senin kadar iyi adam bulunmaz ha Ezel. Pes. Geçmiş olsun Melia teyze. Sever misiniz bilmem ama şu vazoya koyalım bunları. Güvenme onlara. Anne.
bağırma, bağırma başta be. Başta bu kadar mı anlaştık biz seninle? Ne oldu? İstediğin parayı vermeyin size, ben haklısın değil mi? Dur be kadın be. Otur şöyle, otur. Sakin ol. Bak üstüme gelme, bağırırım. Ne üstüne geleceğim baştan senin ya? Baştan sana yapıyorsun ama. Ya canlı yapma diyorum sana bak. Konuşma tamam mı? Musakkayı beğendin mi evladım? Elinize sağlık Melia teyze. Çok güzel olmuş. O da mı Ömer'in en sevdiği yemek? Nur içinde yatsam. Aslan oğlum benim. Biricik oğlum benim. Sizi de yorduk yine. Ben müsaadenizi isteyeyim. Cengiz sen? Melia teyze de dünü anlatıyordu. Ha. Ya dün şey deyince ben de bocaladım, anlamadım. Ne dedi ki? Oğlum nerede dedi. Oğlum derken? Mert. Mert'i kaybedince telaş ettim. Ya normal tabii. Onca yabancının arasında. Yabancı değiliz ya biz. Elinize sağlık. Biz müsaadenizi isteyelim. Ercengi sen de geliyorsan. Ya oğlum biraz daha şeyden alsan. Ama önemli değil, nazardır. Yok basmayın siz. Siz basmayın, ben hallederim. Dur, bir yerin kesilmesin. Ver onları bana. Ocakta çay olacaktı, çay getireyim. Yok Mümtaz amca, yeterince zahmet verdik. Vallahi ben bir çayınızı içerim. Ben getireyim o zaman. Hem de bunları atmış olayım. Bardaklar neredeydi? Vallahi bakıyorum sevdin sen burayı. Yukarı bir döşek sersek çıkıp yatacaksın. Fena olmaz. Çok sıcak insanlar. Ya bırak. İki günde fıttırırsın sen burada. Öyle mi diyorsun? Niye? Fakirlik nasıl bir şeydir bilir misin? Kokusu üstüne yapışır adamın. Şu naylon örtü var ya, al şu sürahi. Ne diyor sana? Benle konuşmuyorlar Cengiz. İkinci sınıfsın sen diyor. Bakkala git, berbere git. Hep bir ağızdan. İkinci sınıfsın sen. Koşa koşa kaçarsın oradan. Biraz daha anlatırsan kaçacağım zaten. Öyle çok özenme yani. Çamur gibidir buralar. Bir kere bulandın mı çıkmaz üstünden. İş mi konuşuyordunuz? Ya yok Müptez amca. Mahalleyi anlatıyordum. Aa buralıdır Cengiz. Doğma büyüme. Onu anlatıyordum. İçine işlemiş burası. Bu var ya. Haytanın tekiydi eskiden. Nerede bir yaramazlık altından bu çıkardı. İnanmam. Bununla Ömer. Nasıl olur derdim. Bu kadar zıt iki çocuk. Ama ne oldu? Sahiden ne oldu? Vallahi oğlum. Dünya üstümüze yıkıldı. Ama bak, Ömer'in son bir iyiliği dokundu buna. Nasıl? Ders aldı bu çocuk. Topladı kendini. Uçurumun dibine yolcuydu. Şimdi bak nerelere geldi. Doğru söylüyorsun Mümtaz amca. Ömer kendini harcadı ama benim de hayatımı değiştirdi. Ona bakıp doğruyu buldum. Şimdi gurur duyuyorum bu oğlanla. Kendi oğlum gibi. Allah şahit. Hoş
Hoşça kal Melihat. Güle güle evladım. Cengiz de gene gel. Mümtaz amcacığım. Melihat teyze. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağ ol. Gören de bizi çocukluk arkadaşı sanır ha. Tanışalı şurada kaç gün oldu? 2 dakika ayrı durmuyoruz. Kader. Kader körlerin işi. Bizim gözümüz açık. Ne diyorsun o zaman? Ne diyeceğim? İyi ki beni bulmuşsun diyorum. Hayatımıza bir girdin, pir girdin. Akşam oyuna gelirim. Gel. Gel de... Abi sen şimdi benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ne yaparım, nerede yaşarım? Ya bugün düşündüm. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Her şey ortak, her şey. Ne yersin, ne içersin. Mesela şimdi basıp nereye gidiyorsun? Bizde işlerim var. Yapma. İyi gidiyorduk bak. Bozuşmayalım. Benden de mi gizli? Bir numaralı masa hazır. İki numaralı masa hazır. Hayırdır Ali Bey? Bugün pek bir sessizsiniz. Bu ne lan? Beceriksiz herif! Bunlar nasıl bir işler? Evcilik mi oynuyorsun lan sen? 3 numaralı masa hazır. Al, sesim yerine geldi. Mutlu musun? Buyurun Cengiz Bey. Anladım efendim. Baş üstüne efendim. Ne istiyor? Eşen Hanım'la Bahar Hanım'ı bir yere bırakmamı istiyor. Hemen. Bahar'ı da. Ver anahtarları, ver ver. Bugün biraz küçük hanım şoförlüğü yapalım. Belki keyfimiz yerine gelir. Oh, ne zamandır gelmemişim. Cengiz ne dedi, neredeymiş? Marina'ya gelin dedi sadece. Sürprizmiş. Bakalım anlarız şimdi. Ekibin beygirler, kart pilotlar, vay vay vay. Anlıyoruz galiba denizcilikten. Tabii kaptanım ben. Teknem de vardı. Bir açılırdım öyle bir hafta yokum. Ne güzelmiş. Yine ayarlarız istersen. Cengiz de yok yazmaz bir gün. Tamam. Ablacığım. Ben Ali abiyle mavi yolculuğa çıkıyorum, haberin olsun. Bu nasıl? Ha ama bu troller. Yavaş gelir bize. Ya bak şu çok güzelmiş. Aa, tuzlu biraz. Ama kız gibi tekne, güzel. 2000 beygir. Nereden baksan 30 nat koparır. Dalgalara değmeden öyle suyun üzerinden akarız. Sevdin sen. Ayarlayayım ben bize. Olur. Hoş geldiniz. Bir saniye. Tekne sefası ha? Yok, iş gezisi değil. Sen bir şey bulamadın değil mi? Evi nerede? Biliyor musun? Git bak bakalım nasılmış dekorasyon. Bakayım mı? Yeniden mi dekore edeyim? Bak Ali.
Ama kendin yap. Olur mu? İçtiğiniz su ayrı gitmiyordu. Ne oldu? Ara sonra. Tamam, dolaplar tamam. Belgeler tamam. Bilgisayarı açık. Açık bırakacakmışız. O da tamam. Buyurmaz mıydınız? Ön tarafı kontrol et arada. Efendim, isterseniz yukarı ben... Burada bekle. İçeride bir yuvarsa ararım. Benden sonra temizlersin ortalığı. Olimpiyat ateşi sönüyor, senin öfken sönmüyor Ayşe. Ailemsin Cengiz. İlla her şey seninle ilgili olacak. Hani birbirimizden bir şey saklamıyorduk? Dürüst mü olacağız şimdi? Senle ben. Evet. Ben senden bir şey saklamıyorum. Tamam. Dün sabah Ömer'in mezarına gittim. Orada mı karşılaştın annesiyle? Ne? Niye? Niye sürekli deşiyorsun geçmişe Ayşen? Çünkü geçmiş karşıma çıkıp duruyor da ondan. Senin çıkmıyor. İzin vermiyorum, bakmıyorum o tarafa. Onu yapamıyorum işte ben. Niyeymiş o? Çünkü sana her baktığımda Ömer'e yaptıklarımızı görüyorum da ondan. Cengiz. Bir ben kaldım ha. Sonunda beni de uzaklaştıracaksın. Ne olacak? Başka biri mi olacaksın? Olmayacaksın. İtalyanlar ne diyorlardı buna? Dolce Vita mı? Biz de bir şeyler okuyoruz Bahar Hanım. Şişenin üstünde yazıyordur. İyi hayatım. Hayallerimizdeki hayatım. Nedir senin hayalindeki hayat? Adamın yaşadığı hayatı bilmiyoruz. Hayalini nereden bilelim? Sorunu anlatayım. Thank you.
Korktun mu aşağıda yalnız? Hayır, burada tinerciler olay çıkarmış. Polis geldi. Gitmek gerek Ali Bey. Yani doğrusunu söylemek gerekirse hayatımda bir gün adam gibi çalışmıştım yok. Heh, buna içilir işte. Üf Cengiz abi. Peki aile? Annem baban hayatta mı? Hayır. Bir kazada ikisini de kaybettim. Başın sağ olsun. Affedersiniz. Ne buldun? Laptopunun başındayım. Çok vaktim yok. Bunlardan da anlamam pek. Neymiş? Resimlerini çek. Özel dosyasına girdim. Bir sürü arşiv var. Notlar almış. Ne hakkında? Vay be. Nedir en büyük hayal? Gerçeği mi istiyorsunuz? Hayır, bize yalan söyle. Neymiş Ali? Otel planları. Benim en büyük hayalim işte şu. Oraya bir otel kuracağım. Hovardalıktan bıktım artık. Bir yer inşa edeceğim. Bu şehrin en büyük otelini. Mükemmel bir cennet kuracağım oraya. İşte benim hayalim de bu. Oteli olur. Tabii doğru yapılırsa. Bir ara çizimlerini gösteririm. Fikir verirsin. Kimseye anlatmıyor musun? Neyi? Kafanı kurcalayan şeyi. Anlatacak bir şey yok. Her zaman anlatacak bir şey vardır. Doğru insanı bulduğunda tabii. Sen buldun mu? Ben artık fazla şüpheciyim. Bulsam da bu saatten sonra inanmam artık. Gel senin biraz kafanı dağıtalım. Bugün zor. Gel gel. Bak tekneyi bu kolda kontrol ediyorsun. Sağ yaparsan sancak, sol yaparsan iskele. Dene. Yok canım, batarız şimdi. Hiç şey olmaz. İlk adım hep cesaret ister, dene. Cengiz abi, ablam bir şey dedi mi sana Ezel'le ilgili? Ne gibi? Bilmem. Biraz keyifsiz sanki. Ezel'den dolayı mı acaba? Hiç de keyifsiz görünmüyor şimdi. Bak bu kollarla da motoru kontrol ediyorsun. Ne kadar hızlı gidiyor bu?
Benden iyi kullanıyorsun onu. Fatma. Nasıl? Şimdi daha hissediyor musun? Hissediyorum. Amma eğlendiniz. Beni unuttunuz vallahi. Bahar bak, tekneyi ben kullanıyorum. Fark ettik, fark ettik. Cengiz abi güverteden düştü. Haber vereyim dedim. Kaptan. Sizi teknenizle baş başa bırakıyorum. Benim bu güzel bayanla ilgilenmem gerek. Bırakmayın tek başıma. Ne tarafa gideceğim şimdi ben? Orasını sen bulacaksın artık. Kolay gelsin. Benim anneciğim benim. Anne, bir müjdem var sana. Editör dosyamı kabul etti. Aferin oğluma. Hayırlı olsun. Ne zaman yayınlayacak? Ya bir hazırlayayım da önce. Beğenirlerse. Bakalım. Dur ya. Bir telefon edeyim şeye de. Başından beri o kadar yardım etti şimdi. Sevinir. Dur hele. Cengiz'i mi arayacaksın? Evet anne. Ne oldu ki? Arama Mert. Uzak dur bu ara Cengiz'den. Ya of, yine mi anne ya? Ya sen de bir güvenemedin gitti Cengiz abiye. Dinle bir Mert. Ben senin annenim. Bir tek şey istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Tamam. Arama. Tamam. Dur ya, bir şeyi de sensiz halledelim. Hop. Hop. Yine sizsiz yapamadık. Tebrik ederim. Özel Bey. Hangi konuda? Her konuda. Yatınız çok güzel. Hayaliniz çok güzel. Dört dört. İnsan kıskanıyor vallahi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bugünkü ders için teşekkür ederim. Ne demek? Benim için keyifti. Eyşan. Telefonun var mı sende? Aa yok, çok iyi olur. Bahar'ı merak ettiğimde de rahatsız ederim seni. Etmesen de ara. Belki oturur sohbet ederiz, bir kahve içeriz ha? Hadi canım. Biraz daha kalmaz mısın? Bilmem. Niye? Ya bugün yeterince etkileyemedim seni. Evet, biraz zayıf bir gündü. Bir şans daha istesin. Abla ne diyorsun? Şansı da hak ediyor mu sence? Herkes bir şans daha hak ediyordur bence. Göreceğiz bakalım. Hak ediyormuşsun.